Murat Bey hazırsa Murat Bey'i de bağlayalım. Murat Bey'i de çok fazla bekletmiş olmayalım. Evet hazırım. Murat Bey selamlar. Berkay'ı görüyorum orada. Metin 2'nin haçarı çocuğu. Ben ona öyle söylüyorum. Murat Bey öncelikle bizi kırmadığınız ve programa dahil olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sizinle geçmişte bir sohbetimiz yoktu. Bu program vesilesiyle ilk defa tanışma fırsatı olduk. İlk defa tanışmamıza rağmen kırmadınız. Stüdyoda ağırlamak isterdik sizi ama online bağlantı şeklinde katılabiliriz. İnşallah ilerleyen dönemlerde sizleri stüdyoda ağırlama şansımız olur. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de yer değiştirdim. Mecburen acaba dedim benim internetimden mi kaynaklanıyor? Wi-Fi'ye daha yakın bir yere geçtim. Evet, Neyse az tabii önce kablosuz söylediklerimi bağlantıda hemen... öyle bir problem olabiliyor. Evet maalesef kablosuz bağlantı. Az önce söylediklerimi hemen tekrar özetleyeyim. Şimdi dedim ya bu konu yetkisiz ağızlarca binlerce kez konuşuldu ve Gameforge ise bu konu hakkında hem Gameforge tarafından hem benim tarafından açıklamalar yapıldı. Gereğinden fazla şişirilmiş, abartılmış bir konudur. Daha önce de, yani Ural'dan önce de bir sürü buna benzer maalesef görevi kötüye kullanmalar her sektörde olduğu gibi, bugün reel hayatta da aynısı oluyor, olmuştur Metin 2'de. Hatta şu anki fast food döneminde de bunlar oldu. Yani bu tip şeyler her zaman olacak. Çünkü buna müsait. İnsanın olduğu yerde maalesef bunlar oluyor. Ural davasında Ural'ın bu işten yapmış olduğu işin karşılığı 60 bin liralık item satışıdır. Ve dediğim gibi bir gece yarısı tarafından yakalanmıştır. Bunun dışında söylenen her şey söylentiden ve uydurmadan ibaret. Yani bu saatten sonra aradan yıllar geçmiş. O zaman da aynı şeyi söylüyordum, şimdi de aynı şeyi söylüyorum. İşin gerçeği aslı budur yani başka bir şey yoktur. O zaman Ural Ayyuka çıkınca direkt tüm ihale onun üzerine mi yıkıldı? Bu zamana kadar yapılmış olan ne kadar yolsuzluk varsa, bir Yok. problem varsa. Şimdi Çünkü ben size de göndermiş şöyle olduğum söyleyeyim. VTR'de 10 milyon TL'lik vurgun olarak geçiyor. Kaynak. Kaynak. Yani 10 milyon da ya. Kim kazanmış 10 milyon bu işlerden? Yani böyle. Hangi dolandırıcılık? Bankaları dolandıranlar bile bu kadar kazanmıyor. Yani bu insanlar bu iddiaları yaparken gerçekten kaynak olarak nereye alıyorlar? Şimdi nedir bunun kaynağı? 10 milyonluk şey. Biz hatta çıktık, Alvuş çıktı o dönem. Bu adamın kimden ne kadar para aldığına dair 61 bin lira mı, 60 bin lira mı ne? Bu kadar yani. Başka bir şey yok. Yani bak şimdi Ural'ı o durumdan sonra hiçbir daha konuşmadık. Hepimiz reddettik. Bağlantımızı kestik. Onu arkadaşlıktan ihraç ettik. Bütün takım arkadaşları olarak Evet, aynı sizi de zor zamanda. duruma bıraktı sonuçta. Sizin Çünkü zor yönetiminizi de zan durumda altında bıraktı. bıraktı. Sadece Diğer bizi değil, arkadaşları da. tabii ki herkesi zan altında bıraktı. Ama şimdi 10 milyonluk da bu adam vurgun yapmadı yani. Şimdi neyse onu söylemek lazım. Bu adamın yapmış olduğu satış 60 bin liralıktır. Budur yani. Onun da bir kısmını zaten korkmuş. 10 bin lirasını mı 20 bin lirasını mı birkaç kişiye geri göndermiş. Korkmuş yani. Olay bundan ibaret. Bu kadar. Evet, daha sonrasında zaten devam etti. Büyüdü, büyüdü, büyüdü. Artık bir meme haline geldi. Ama çok da fazla konuşmaya gerek olan bir konu yok sanırım. Sizin de Yani dediğiniz gibi aslında geçmişte sizin bence çok yönetiminizden önce de vardı. Şu an siz görevde vardı. değilsiniz. Sizin yönetiminiz sona erdi. Devam edecek. Şu Sonrasında da anki oldu. konumumuzun görevi sona Sonrasında da erdiği zaman oldu. ondan sonra devam edecek. Çünkü bu bir oyun. İnsan olduğun Ve yerde her şey her olabilir. türlü olumsuzluk Evet. yaşanabiliyor. Ha şu soruyu direkt sorabilirsiniz. Ya kardeşim sen bu işlerden nemalandın mı hiç diye sorabilirsiniz. Gerçekten bu hani benim açık yüreklilikle her zaman insanların bana sorduğu ve benim de cevapladığım bir konudur. Biz bu işten nemalanmadık kardeşim. Yani açık söylüyorum. Nasıl nemalanabilirsin ki? Bilmiyorum soruların arasında var mı? Yok işte adminlerin çer soymaları falan filan. Ne bizim dönemimizde mümkündü, ne önceki dönemde, ne de şu anda fast food'un döneminde böyle bir şey mümkün değil. Yani ona da bu anlamda yüklenilmesin. Çünkü yanlış bir yüklenme olur. Ama onun Ya hakkında da işte çıkar. SGA Çıktı mı Ural bilmiyorum. olayı Çıkar. gibi farklı olaylar böyle ortaya çıkınca sanırım o tarz felaket senaryolarına da yol açılıyor. Bunu yaptılarsa onu da yapmışlardır. Benim hesabım bu oldu. Çünkü insanlar birbirine de yalan söylüyor. İki kişi oynuyor hesabı. Biri Şimdi çarı soyuyor gidiyor. Sonra GM soy diye dönüyor yani. Hepsini gördük. bir konuda ben o videoda siz gönderince izledim. Mesela şöyle bir ibare vardı. İşte Airwolves'ta 2014'te itemli edit sattığı için şirketten kovulan derin darbe dedi.
2014'te evet. şirketten kovulmuş bu derin darbe. Ama 2020'ye kadar da şirkette üst düzey yöneticilik yapmış bir derin darbeden bahsediyoruz. Buradaki mantık hatasını görebiliyor musunuz? Yani aynı zamanda aynı şirketin Kingsage, Budfrike, Metin2 gibi projelerinde 2020 yılına kadar nasıl yöneticilik kariyerine devam etmiş olabilir? 2014 yılında Airbus'tan kovulmuşsa, şirketten kovulmuşsa nasıl devam edebilir? Ya şimdi şunu söyleyeyim Faruk'cum. Bir zamanlar ceza alanların beni masonlukla itham etmeleri çok popülerdi. Berkay bilir o videoları. Belki sen de izlemişsindir. Derin darbe, dine derin darbe vurmak için gelmiş. İşte bir masondur falan filan. Metin 2'den böyle bazı görüntüler evet. işte derin darbeyle ben de bağlantı. Sanki oyunu ben yapmışım gibi. Ama hala prim yapmıyor o videolar ama bu videolar şu sıralar prim yapıyor. Birazcık hani popüler bir şeyler yapmak isteyenler bu tür şeylerin videolarını çekiyorlar. Ama 10 milyonlar, Porsche'ler yani... Benim o Porsche'yi şimdi Ural'la ilgili söylemiş. Bir zamanlar benle ilgili söyleniyordu. Antalya'da iki tane villa aldığım, Porsche aldığımla ilgili söylentiler vardı. Yani bunların sonu gelmiyor. Şimdi ne ya yapalım? Devam edecek. Yani herkese aynı şeyi söyleyebilirler. Şunu zaman, söylememe müsaade edin. Bu arkadaşa şimdi elindeki gerçek bilgiler varmış gibi anlattığı hikayelerden dolayı dava mı açalım yani? Bu yalanları ilk uyduranların hepsi geldiler, özür dileyip helalleştiler. Ve bazı isimler var ki aslında o da mı helalleşti diyeceğiniz isimler. Bazılarıyla davalık oldu. Şimdi bu arkadaşa da mı dava açmak lazım? Yani sorumsuzca, fütursuzca benim ailemin ya da diğer arkadaşlarımızın ailelerine verdiği zararı düşünmeden bu tür söylemlerde bulunmak, bu tür videolar yapmak iyi bir şey mi? Ne yazık ki... Yani hangi birini tutsam elimde kalıyor. Bence video ile ilgili sorunuz varsa sorun. Çünkü bunların hiçbirine cevap veremem ben yani. Evet. Video ile ilgili bence VTR'yi normalde izleyecektik ama vaktimiz de daralıyor. Sizinle daha çok sohbet edememek için ben o VTR'yi es geçeceğim. SGA tamam. Ural mevzusu da artık bence konuşulsa çözüme ulaşacak bir konu değil. Yani insanlar inanmak istediğine inanacak zaten. Biz ne kadar konuşursak. Zamanında yaşandı. Bence de. Ben de aynı fikir kanadayım. Çünkü insana bağlı bir şey olduğu sürece... Yöneticiler olmasa da altındaki kişiler olmasa yönetici mutlaka bu olaylar yaşanabilir. Talihsiz olaylar yaşandı, ortaya çıkıldı. Oldu, bitti. Aynen. Murat ek Bey. Ek olarak şunu da söylemem lazım. Mahkemeye verilmemiştir kendisi. Hakimlik bir durumda hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. O da gelen sorular arasında vardı. Aklımda onu da söylemek istedim. Buyurun.